O öyle bir futbolcuydu ki takım arkadaşları onu ne zaman anlatsa dünya tatlısı, efendi mi efendi, melek gibi bir futbolcuydu der. Hayatını kaybettiği gün tüm Türkiye'yi yasa boğan ve bütün futbol severlere derin bir hüzün yaşatan Ediz Bahtiyaroğlu'nun doğum günüydü 2 Ocak. Bugün Ediz yaşasaydı belki 34 yaşında olacaktı ve kariyerinin son günlerini geçiren bir futbolcu olarak yeşil sahalara yavaş yavaş veda edecekti. Ama onu bizlerden alan, ailesinde de daha önce 4 kişinin hayatına mal olan kalp krizi hastalığı onun ailesinde ne yazık ki ırsiydi. Ailesinde genetik kalp hastalığı olan bir futbolcunun her an kendini kollaması gerekirken Ediz'in yüksek eforda çalışması ise birçok futbolsever tarafından hala ihmal olarak değerlendiriliyor. Agresif bir futbolcuydu Ediz. Her zaman sahaya yüreğini ortaya koyarak mücadele ediyordu. Doğasında onun hep mücadele vardı. Zaten nasıl olmasın ki? Göçmen bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Ediz Bahtiyaroğlu, çocukluğu oldukça hareketli geçen futbol sevdalısı bir gençti. Ediz o kadar hareketliydi ki daha sonra futbol sahalarında forvet oyuncularında atacağı tekmelere anne karnında atmaya başlamıştı. Babasının demeciyle yanımızda bir hakem olsa hanımın karnına attığı tekmelerden her gün çift sarıdan kırmızı yerdi demiştir. Hatta Ediz'in doğum öncesinde attığı tekmelerle ilgili babası annesine dönerek "Bak hanım, senin oğlun bu gidişle futbolcu olur" diyerek Ediz'in rotasını o zamandan belli etmiştir. Kardeşlerinin aksine okulla hiç ilgisi olmayan, okulu bıraktım ders bile çalışmayan Ediz'in aklı, fikri her zaman o futbol topundaydı. Çorapları iç içe katarak hepimiz muhakkak evin içinde futbol oynamışızdır, değil mi? İşte Ediz de çorapları iç içe katarak evde futbol oynarken sonrasında enerjisi eve sığmayarak sokağa taşmıştır. Mahalle aralarında arkadaşlarıyla futbol oynayan Ediz ne okul ne ders başka hiçbir şey dinlemiyor, futbolla yatıp futbolla kalkıyordu. 10 yaşındayken Bursaspor altyapısına tam 1000 kişinin arasından seçilerek giren Ediz o gün annesine "Sana ev alıp seni saraylarda yaşatacağım" cümlesini kurmuştu. Annesi Ayten Hanım daha sonra verdiği bir röportajdaysa Ediz'in hayatındaki en mutlu anı olarak bu anı spesifik olarak söylemiştir. Hani dedim ya Ediz'in hayatında hep mücadele vardı diye. Henüz Ediz 10 yaşındayken futbol sevgisi, futbol tutkusu ona her gün kar, kış, soğuk, sıcak demeden 10 kilometrelik ev idman arası yolu yapmasına sebep olmuştu. Bakın 10 kilometre yol, git gel 20 kilometre yapar. Bugün hangimizin öyle bir şeye o kadar tutkusu var ki 20 kilometre yol yapabilelim? Soğukta elleri yüzü morarmış şekilde eve dönerken onu ayakta tutan tek şey ise futbol aşkı ve ailesine iyi bir hayat kurma isteği oluyordu. Ediz denince tabii ki de haklı herkesin babasının demeçleriyle Sabri Ugan'ın anlattığı hikayedeki krampon gelir. Ailesinin ekonomik durumu çok iyi değildi. Hatta Ediz ilk kramponu taksitle alırken Ediz'in ailesinin yedek eşofmanı verecek parası bile yoktu. Yedeği olmadığı için de her gün okuyan kıyafetler yıkanır ve bir sobanın yanına bırakılarak kuruması beklenirdi. Ediz'in günlük 20 kilometrelik yol çilesi tam 5 yıl boyunca sürmüş ve Ediz Bahtiyaroğlu kariyerinin ilk sözleşmesine 16 yaşındayken imza atmıştır. 17 yaşındayken Ankaraspor'dan gelen teklif sonrası zor da olsa ailesinin yanından ayrılarak transfer olan Ediz, ailesine o kadar düşkündü ki her gece yorganın altında "Anneciğim ve babacığım" diye ağlıyordu. Annesi ona "Oğlum, eğer zorlanıyorsan geri dön" dediğinde ise "Sizin için kalıyorum anne, para kazanmam ve sizi rahat yaşatmam lazım" demiştir. Ediz'in aklında hep 10 yaşındayken annesine "Sizi rahat yaşatacağım" sözü vardır. Ediz'in aklından o söz hiçbir zaman çıkmamıştır. Ediz sözünleri bir çocuktu, duygusaldı, ailesine bağlıydı, iyi yürekli birisiydi. Gerçekten de takım arkadaşlarında dediği gibi melek gibi bir çocuktu. Çalışkan mı çalışkan, Ediz Bahtiyaroğlu'nun kariyer yolculuğunu size takım takım en ince detayına kadar bu videoda anlatmayacağım. Bursaspor'da başlayan futbol kariyeri sırasıyla Ankaraspor, Keçiören Gücü, tekrar Ankaraspor, Ankara Gücü, Bucaspor ve son olarak Eskişehirspor'da devam etmişti. 1.90 boyunda dalyan gibi futbolcu olan Ediz Bahtiyaroğlu oynadığı futbolla ve savunmadaki enerjisiyle büyük takımların bile radarına zaman zaman giriyordu. Futbol hayatı boyunca idolünü Ertuğrul Sağlam olarak seçen Ediz Bahtiyaroğlu'nun kalbindeki en özel takımsa Ankaraspor olmuştur. Futbol hayatındaki son imzayı 5 Ocak 2012'de 2011-2012 sezonunda Eskişehirspor'a atmıştır. Kim bilebilirdi ki Ediz'in atacağı bu son imzanın Eskişehirspor'u olacağını? Forvetlerin korkulu rüyası olan ve onlara nefes bile aldırmayan Ediz Bahtiyaroğlu, üzüntüden bize bile nefes aldırmayan o haberi 5 Eylül 2012'de vermişti.
Ediz Bahtiyaroğlu idmandan sonra gittiği evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştu. Mücadelesine çocukluk yıllarında başlayan o çocuğun yorgun kalbi daha fazla mücadele etmeye belki de yetmemişti. Yorgundu kalbi ama herkese yetiyordu ve bir o kadar da kocamandı. Hayatında enerji içeceği, alkol ve sigara gibi kalbini rahatsız eden ve hatta çay kahve bile çok sık tüketmeyen Ediz Bahtiyaroğlu aramızdan çok erken bir yaşta ayrıldı. Ailesine söz verdiği evi alan, hatta hayatının son günlerinde aldığı arabayı bile ailesinin üstüne yapan Ediz Bahtiyaroğlu her zaman sözü eri bir çocuk olarak hayata veda ederken bizlere de geride gözyaşı bırakmıştır. Ölümünden önceki gün gerçekleşen idmandan sonra kaptanı Servet Çetin'e çok yorgunum diyen Ediz, Servet'in bir doktora görünmeden çıkma demesine rağmen doktora çıkmadı. Belki de orada verilecek anlık bir karar Ediz'in şu anda hala aramızda olmasına neden olabilecekti. Ama bu kader. Buna hiç kimse ne yazık ki engel olamıyor. Bazı futbolcular var, hepimiz biliyoruz. Kazandığı ilk parayla gösteriş yapmayı seven, son model araba alan, son model giysiler, son model telefonlar, yeni evler alan insanlar varken Ediz Bahtiyaroğlu'nun aklı hiçbir zaman son modelde olmadı. Ediz Bahtiyaroğlu kariyeri boyunca ne kazandıysa her zaman ailesine gönderdi. Onun derdi hayatı boyunca hep ailesi oldu ve ailesi adına verdiği mücadele oldu. Ediz Bahtiyaroğlu ben gidiyorum dediğinde henüz 26 yaşında, hayatının baharında genç bir delikanlıydı aslında. Bizim gözümüzde ilk başlarda sadece bir futbolcu olan Ediz, ailesinin gözünde her zaman zaten bir melekti ama artık bizim de gözümüzde cennetteki bir melek kendisi. Umarım transferin son gününde cennete transfer olarak o mücadelene ara verip Bahtiyar olarak bizi ve çok sevdiğin aileni uzaklardan gülümseyerek seyrediyorsundur Ediz Bahtiyaroğlu. Evet sevgili izleyenler, Fanatik Gazetesi YouTube kanalında ekranlara gelen videomuzun sonuna geldik. Siz de kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Biz de bu video aracılığıyla Ediz Bahtiyaroğlu'nun yakınlarına ve ailesine tekrar Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyoruz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.